Arkadaşlar selamun aleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun can parçaları. Nasılsınız, iyi misiniz? Kardeşlerim çok güzel bir duayla geldim. Boş gelmedim yine. Heybemde güzellikler getirdim. Bir dua sofrası kurayım. Sizi dua soframda ağırlayayım. he İşinize yarayacak, merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz güzel dualardan sizi öğreteyim. Derdim, gayem, amacım bu Allah'ın izniyle. Size çok harika, çok güzel bir dua öğreteceğim sevgili dostlar. Güzel bir formül vereceğim bugün size. Sıkıntılarım çok diyen kardeşlerim. Sıkıntılardan kurtulmak istiyorum hocam. Sıkıntı çok geniş bir kavram. Bir insan e, maddi sıkıntısı olabilir, manevi sıkıntısı olabilir. Olur hocam. Dünya imtihan dünyası. Yeter ki biz dualara sarılalım. Biz yeter ki Allah'ın kapısını çalalım. Kapı kapı gezmeyin. Kulların kapısını bırak da mübarek adam. Bırak kulların kapısını ya her kapının sahibinin kapısını çalalım. Ya Rabbi diyelim sana geldik. Kapına geldik Allah'ım. Rahmetine geldik Ya Rabbi. Huzuruna geldik Allah'ım. Güzellikleri ihsan etmene geldik. Bizi kapından boş çevirme Ya Rabbi. Amin. Katından bize göndereceğin her hayra çok muhtacız Ya Rabbi. Hayırlar gönder bize Ya Rabbi. Amin. 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 Bak çok güzel bir dua öğreteceğim size. Dediğim gibi hem sıkıntıların gitmesi için güzel. E, maddi anlamda da rızkın bereketin artmasına vesiledir. Aynı zamanda güzel bir duadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etti. Ve özellikle hocam benim ailevi problemlerim var ya Hüseyin hocam diyen kardeşlerim dinle bak bu duayı. Bu duayı dinle. Eşimle anlaşamıyorum çocuğumla anlaşamıyorum yuvam dağılmak üzere. Ne oldu? Birbirini seven insanlardı. Nazar değdi, göze geldi, bir şey oldu. Aradaki muhabbet kayı verdi, gidi verdi, uçu verdi. Ne olacak ya? E dua edeceğiz hocam. Güzel dualarla dua edeceğiz ya. Mübarekler. İnşallah. Peki hocam duayı anlat diyeceksin. Bazen şimdi size böyle duayı hazırlıyorum ama siz sabırsızsınız. Bir an önce duayı alıp gitmek istiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Onun için yorumlarda beni yiyorsunuz ya. Hocam şu duanın okunuşunu yaz. Ya dinleyin sohbeti mübarekler. Sohbeti dinleyin. Sadece duayı şık şık. Screenshot yap. Al git. Amacım benim bu değil ki ya. Bak Rabbimizi anıyorum. Bir sohbetin içinde kaç defa Allah adını anıyoruz. Çünkü bir tanesini bir analiz yapın ya. Hüseyin Duru bir sohbette kaç defa Allah dedi. Bir tane böyle bir video çekmek lazım aslında. Kaç defa Resulullah'ın adını andık bir sohbette. 10 dakikalık bir sohbette. He? Belki 50 defa, belki 100 defa. E sen bu kadar bak Allah'ın adını anıyorsun. Amin diyorsun. Bazen aklıma son anda bir dua geliyor onu söylüyorum. O duayı aa bak tam benim ihtiyacım olan dua diyorsun. Belki de senin tam ihtiyacın olan dua o. Anladın e şimdi kafamda bir sürü dua var abi. Hepsini anlatsam. Saatler yetmez yani hepsini anlatmaya. Anladın mı? Ha ve notlarımda bir tane dua var. Başlık var. Faziletleri var. Ne işe yaradığı var. Onları anlatıyorum size ders olarak. Mesela. Şimdi bugünün duası. Hemen videomuzu gibi beğenelim videomuzu. Kanala bir abone değilsek eğer abone olalım. Onları bir halledin hemen siz. Şey yapın. Ondan sonra devam edelim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme meftah aleyna himmetek vanşur aleyna rahmetek ya zel celali vel ikram bu kadar duaya bak abi bir de anlamına bak of bir de faziletlerini sayacağım oh, bal bal kaymak bal kaymak bir daha sayayım mi duayı beraber okuyalım ama tek, beni tek bırakmayın Allahum meftah söyle. Allahum meftah aleyna himmetek ve nşur. aleyna rahmetek ya zel vel ikram. Allah'ım himmet yağmurlarını indir ya Rabbi. Ey celal ve ikram sahibi üzerime rahmetini yay. Ve nşur aleyna rahmetek. Üzerimize rahmetini yay. Ey celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Ya zel celal ve ikram isminin ismi azam olduğu naklediliyor biliyorsunuz. Onun için diyor ki bu dua ile yapılan dua Allah'ın izni reddolmaz. Bak bir tane daha aklıma geldi. Bu dua aynı zamanda hafızanın güçlenmesi için de tavsiye ediliyor. Hüseyin hocam ben duaları aklımda tutamıyorum. Bende çok unutkanlık var. Telefonu nereye koyduğumu unutuyorum. Kumandayı nereye koyduğumu unutuyorum. Arabanın anahtarlarını nereye koyduğumu unutuyorum. Evin anahtarlarını nereye koyduğumu unutuyorsun. Anahtarlar paspasın altında. <laughs> Ama unutuyorsun bazen değil mi? Unutkanlık olabilir. Ezber kabiliyeti, anlama gücünün artması. Zihin açıklığı için. Birebir. Çok güzel. Allahümmeftah aleyna himmetek ve nşur aleyna rahmetek ya zel celali vel ikram. Bu kadar. 3 defa, 5 defa, 7 defa, 11 defa tekli sayılarda okuyun. Allah'ın izniyle bak bu dua hafızanın güçlenmesi için. Hafıza demişken bir dua daha söyleyeyim size. Bak bu duayı da okursanız Allah'ın izniyle hafızanız güçlenir. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Ey Rabbim benim ilmimi ve anlamamı arttır ya Rabbi. Bak. Rabbi zidni ilmen. Taha suresinin ayeti biliyorsun. Mesela sınav falan girecek çocuklar. Okula yazılaya girecek. Sınava girecek. Rabbi zidni ilmen ve fehme ve elhikni bis salihi. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Abi okuyun Allah'ın izniyle. Güzelce çalışın. Çalıştığını unutmazsın. hani <laughs> diyor ya çalıştım çalıştım sınavda karıştır, karıştırmazsın. Çalıştım çalıştım sınavda heyecan yaptım. Yapmazsın. Ya hayu ya kayyum fela yefutu şey'un min ilmihi ve la yeudu. Bak oku bunu. Al sana dua. Al sana dua. Bu duayı okumaya devam et. Ta ortaokul yıllarında bizi ezberlettiler bunun hocalarımız. Ve dersleri özellikle Arapça dersindeyken sarf, emsile, bina, maksud, avamin, ishar onları okurken bazı arkadaşlarım vardı. Onlar biraz böyle zor ezberliyorlardı. Onlara hocamız hep derdi. Oğlum bu duayı çok okuyun. Seher vaktinde. Teheccüde kalktığınızda. Ya hayu ya kayyum. Fela ya şey'un min ilmihi ve la yavudu. Seher vaktinde. Namazlarınızdan sonra. Bol bol okuyun namazdan sonra yapılan dua biliyorsun kabul e, müstecap dualardan inşallah. Allah Celle Celaluhu, Celle Şanu bütün dualarımızı, dileklerimizi kabul eylesin. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri rızasından ayırmasın değerli kardeşlerim. Bir şey daha söyleyeceğim çok önemli. Ona geçmeden şunu hatırlatayım. Videomuzu faydalı bulduysanız inşallah beğenmeyi, e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah nasip ederse Yorumlarınız çok kıymetli. Yorumlarınızı da bekliyorum değerli dostlar. Sayfa hepimizin. Allah'ın izniyle. Bu dualar ben bildiğimi anlatıyorum size burada. Ben bildiğimi, sohbetleri, eğitimleri, bu bilgileri, dersleri sizlerle beraber işliyoruz Allah'ın izniyle. Bir Allah razı olsun dersiniz. O da bana yeter. Tamam mı? Değerli kardeşlerim. Şimdi bir tane daha dua öğreteceğim size sevgili dostlar. Bir tane daha dua öğreteceğim. Vaktimiz mi ne oldu? Tamam. Çok önemli bir dua daha var. Ama yönetmem diyor ki hocam bu duayı bir sonraki derse saklayalım diyor. İnşallah bu sohbeti bir sonraki derse bırakıyorum. Ama çok muazzam. Allah'ın izniyle önümüzdeki derslerde yine çok güzel dualar var. Onun için kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın ki o zili aç tıklayın zile. Ondan sonra kanala video yüklendiğinde size bildirim gelsin. Tamam mı? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Selamun Aleyküm.